hareketleri hala bir sonbahar dönemi tarzında. Şu anda çıkmaya çalışıyorlar. Kovanı açtım. İsterseniz baktığımızda arılar. Birazdan kapatacağım. Aşağıdaki hava yukarı doğru kovanın üst kısmına doğru sıcaklık olduğundan dolayı üst kısımda toplanmaya çalışır. Aşağıda toplanmaz. Kenar kısım mesela tarafta sanki örmüşler biraz. Evet hocam, peteklerini örmüşler. Evet. Normalde sıkıştırması ile ilgili, evet, olarak yapıldı. Evet. İçerideki dengeyi bozduğumuzda, hava sıcaklığını bozduğumuzda titreşimle sıcaklığı artırmaya çalışıyorlar. Ana arıyı kollamaya çalışıyorlar. Türkiye Merkez Arıcılar Birliği, bununla birlikte Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa bir protokol imzaladık. Arıcılık Akademisi şeklinde bir yapılanmaydı bu. Ve o yapılanma içerisinde de burada görmüş olduğunuz arılığı kurduk. Ve o kapsamda olacak şekilde 2021 yılında ve aynı şekilde geçtiğimiz yıl 2022 yılında Ankara'da arıcılara yönelik çok kapsamlı eğitimleri sürdürdük. Arı iklim değişikliklerine kolay adapte olan bir canlı ama yaşadığımız süreç içerisinde özellikle iklim değişikliğinin fazla olması, yağışlar, rüzgar ya da ısı artışları önemli düzeyde arıyı etkilemekte. Geçen yıl özellikle Şubat sonu itibariyle çok ciddi bir hava sıcaklığında artış oldu. Derken Mart ayı itibariyle tekrardan kışa geri dönüş ve arılar hem bahara girer gibi davranıp ardından tekrardan kışa girdiğinde çok ciddi ölümler şekillendi. Bu yıl ise daha bir uzun geçiş dönemini yaşadık. Aralık sonu, Ocak ayı bitmesine rağmen neredeyse hala tam anlamıyla kış salkımına yatmadı, kışlık döneme girmediğini gözlemlemekteyiz. Bu da açıkçası arıcılık için çok ciddi bir sorun haline gelecek ve Türkiye başta dünya üzerinde de çok ciddi problemlere sebebiyet verecektir. Bunun en büyük sebebi arıların çok ciddi bir anlamda tozlaştırmayı sağlaması. İklim değişikliğinin arıların davranışlarına, yeni arı hastalıklarının meydana gelmesine, arıların immün sistemini düşürerek kışı çıkaramamasına sebebiyet veriyor ve çok ciddi koloni kayıplarına sebepler meydana getiriyor. Arıcıların bizlere ulaşmasında benim arım hala uçuyor, benim arım hala kış uykusuna yatmadı, kış salkımını oluşturmadı. Bu gibi durumlarda ne yapmamız gerekiyor diye sorularla karşılaşıyoruz. Normalde arının ilk besleneceği materyali kendi ürettiği balıdır. Bal ve polenle zaten kışlık sürece kendisi için besin hazırlamaktadır. Ama bu iklim değişikliğine bağlı olarak sıcaklıklardaki artış maalesef kovanın içerisindeki besini arının hızlı bir şekilde tüketmesine sebebiyet veriyor ve ardından da arı kış döneminde içeride eğer takviye bir besleme yapılmamışsa ve bu durum öncesinde fark edilmemişse maalesef arı kış döneminde kovan içerisinde açlıktan ölüyor. Normalde bizim arıcılara her zaman tavsiyemiz şudur: güçlü bir kovanla kışa giriş sağlayın. Yeterli balı yoksa havaların sıcak olduğu dönemde teşvik beslemeleri yaparak arıyı kışa hazırlamak zorundalar. Bu nedir? Koyu bir şerbet hazırlayabilir şeker su karışımıyla ya da arıya kendi hazırladığı balının nerede olduğunu, hangi kaynaktan geldiğini bildiği balla kek hazırlaması gerekir. Bizim en çok korktuğumuz kısım hava sıcaklığındaki gece gündüz arasındaki ani yükseliş ve düşüşler. Arasındaki fark çok fazla. Bu da arı bir anda soğuk, bir anda sıcak yavruları üşütmesine, kendini üşütmesine ve bu nedenle de farklı hastalıklar ve immün sisteminin düşmesine sebebiyet veriyor ve ardından da arı hastalanıyor. Tedavi noktasında zaten kış döneminde çok fazla müdahale edemiyorsunuz. Burada önemli olan koloniyi güçlü tutmak ve güçlü tutulan koloniyle kışı geçirmesini sağlayabilmektir. Eğer bunu yapamazsak ciddi anlamda hem Türkiye'de hem de dünya genelinde çok ciddi koloni kayıplarına sebebiyet olacaktır. Elinde bal varsa balla destek vermeye çalışıyor. Elinde kek varsa
kekle beslemeye çalışıyor ki bu keki de özellikle kendilerini yapmasını öneriyoruz. Dışarıdan ne olduğunu bilmediği ya da belki kritik nokta hava sıcaklığı. Siz kek hazırlarsınız, arıya verirsiniz ama hava sıcaklığı bir anda düştüğünde arı bundan faydalanamaz. Faydalanamadığından dolayı içeride tüketmeye kalktığında bunu bala çevirmek, besine çevirmek isteyecektir ve bunun karşısında da su bulmaya ihtiyacı duyacaktır ve kovandan çıkmaya çalışacaktır. Kovandan dışarı çıkması ne demek? Kovanın iç sıcaklığını, salkım noktasındaki durumu bozmasına sebebiyet verecektir. Bu da arının maalesef ölümünde sonuçlanacaktır. Yani burada kek verirken de çok çok ciddi anlamda dikkat edilmesi gerekiyor. Ciddi ölümler evet bekleniyor. Geçen sene bunu yaşadık. Belki Ankara için söylediğimizde %30'luk, %50'lik bazı bölgelerde kovan kayıplarıyla karşılaştık. Arının aslında gözümüzden kaçan noktası polinizasyon, yani tozlaşmayı sağlaması, ürünlerin oluşmasında daha kaliteli ürünler ve miktar açısından arıya çok ciddi anlamda görev düşmekte. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri bal üretmek değil, polinizasyonu sağlayabilmek için bal arılarını kullanırken bizim hep aklımıza gelen baldır ama arı nüfusundaki azalma tozlaşmayı da etkileyicinden dolayı daha az verim, daha az tarım ürünü ve daha kalitesiyle ilgili sıkıntılarla karşılaşacağız. Gözlemlediğimiz bize gelen telefonlar, ihbarlar, arıcıların ne yapmamız gerekiyor soruların cevaplarını aradığımızda şu anda bazıları diyor ki benim koloni kaybım %30'ları buldu. %40'ları bulan arıcılarımız var. Yeni başlamış arıcı çok daha fazla kayıplara sebep oluyor. Belki %100 bile kayıp yapabilir. Bölgesel ve arıcının tecrübesine göre de bu ölüm oranları değişecektir. Evet, arı çok önemli. Tozlaşmadaki değeri ve önemi çok çok fazla. Bunun bilinçlendirilmesi ilkokul düzeyinde öğrencilerden başlayıp artık yetişkinlere varıncaya kadar anlatılması gerekiyor.